Evet efendim, kripto parada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Tuğba Özer bizlerle. Tuğba selamlar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Perihan. Evet, şimdi az önce biz ilk seansta dünkü açıklamalar, yoğun gündemi konuştuk. TL varlıklar üzerindeki etkisini konuştuk. Şimdi yurt dışı tarafına buradan hemen bir geçiş yapıp bunu da kripto paralar üzerindeki etkisini konuşacağız. Bugün önemli. ABD tarafından çünkü enflasyon verisini takip edeceğiz. Saat 3.30'da gelecek efendim veri. Baktığımızda aslında hemen hemen her yere etkileyecek bir veri. Eğer doğru, tabii beklentilerden düşük ya da yüksek gelirse. Bütün riskli varlıkları diyelim. Bütün riskli varlıkları, hatta kıymetli metalleri, dolar endeksini, her şeyi etkileyebilir. O yüzden şimdi bu veriyi nasıl okuyacağımızdan başlayalım. Şimdi beklentilere bakıyorum. Geçtiğimiz ay %8,3 gelmişti. Zaten aşağı yukarı beklentiler de bu yönde. Ama beklentilerden düşük gelirse ne olur? Beklentilerden yüksek bir enflasyon rakamı gelirse piyasayı nasıl okuruz? Hazır veri 3,5'ta olduğuna göre veriyi gelmeden nasıl okuyacağımızı bir öğrenelim. Zaten piyasa fiyatlaması da birkaç gündür sadece enflasyon verisine odaklanmış durumda. Çok yatay bir harekette fiyatlamalar devam ediyor. Şimdi veriyi nasıl okuyacağız? Veride zaten bu ayki manşet enflasyonda herhangi bir değişiklik yok. 8,3 sen de bahsettin. Beklenti de 8,3 civarında. Ama manşet enflasyon önemli. Manşet enflasyonda da bir önceki veri 6,2 açıklanmıştı. Çekirdek enflasyonda, evet pardon. Beklenti 5,9. Aslında burada çekirdek enflasyon, hem ikisine de bakacağız. Hem çekirdek enflasyona hem manşet enflasyona bakacağız. Burada eğer çekirdek enflasyonda düşüş görürsek şayet, o zaman işte riskli varlıklar için biraz daha alan yaratıldığını, risk iştahının arttığını görebiliriz. Şimdi manşetin içinde en önemli nokta işte küresel çapta baktığımızda benzin fiyatlarının arttığını görüyoruz aslında. Özellikle buydu. Diğer taraftan işte enerji maliyetleri. Son gelen veriye de baktığımızda zaten enerji kaynaklı bir düşüş olduğunu görmüştük. Bu bir trend halinde devam edecek mi? Yani enerji maliyetleri düşmeye devam edecek mi? Çünkü o bir yerde maliyet enflasyonunu sınırlandırıyor. Eğer edecek, petrol zaten hani küresel tehdit olarak Amerika'da da şu anda tarihi zirvelerde. Bütün dünyada aslında tarihi zirvelerde. Keza bizde de aynı şekilde. Bizde bir de üstüne kur baskısı bindiği kesinlikle için fazla hissediyoruz. Evet, hani burada gelecek, şimdi burada çekirdek enflasyonda gelecek düşüş bizim alanımızı biraz daha rahatlatır. Ama piyasadaki fiyatlamaya baktığımızda aslında son zamanlarda fiyatlamalar tek yönlü gerçekleşiyor. Şimdi veriler olumlu açıklandığında, işte istihdam verisi olumlu açıklandı, son veriye baktığımızda işte 40 yıllık zirveden enflasyon dönmeye başlamıştı. Bunun ne kadar kalıcı olup olmayacağı şüpheli şu an için ama veriler olumlu fiyatladığında piyasadaki fiyatlama şu oluyor. İşte Fed'in eli rahatlayacak, daha da agresifleşebilir mi? Bu yüzden hani daha da Fed daha agresifleşebilir beklentisiyle satmaya başlıyorlar. Veriler kötü gelmeye başladığında işte resesyon geliyor. Dahası resesyondan geçildi artık. Hani resesyon işte yılında açıklaması vardı. Resesyon olası değil dedi. Olası değil dedi ama şöyle baktığımızda enflasyon da geçici demişti. Sonra da yanıldım dedi. Sonra da yanıldım dedi. Resesyonda da der diyorsun ya. Yani. Diyebilir. Kesinlikle diyebilir çünkü hani farklı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi baktığımızda stagflasyon biraz daha olası görünüyor ama hani ben burada şeyi de anlamıyorum bu arada, hani resesyon iki çeyrek üst üste daralma, stagflasyon dediğimiz daralmayla birlikte istihdamda da kayıp demek. Art hem enflasyon artı üstüne enflasyon, hani o daha kötü bir senaryo ama stagflasyon biraz daha riski biraz daha resesyondan daha düşükmüş gibi pazarlanıyor. Ben de onu anlamıyorum aslında baktığında. Ama genel olarak baktığımızda işte zaten korelasyonlar endeksler tarafında ayrışmıştı kripto varlıklarla. Bunun düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Risk iştahı çok düşük. İşte dün yine biliyorsun Amerika'da satışlar ön plandaydı. Bütün piyasalar şu anda enflasyon verisine odaklanıyor. Sadece kırılımlara bakıyor olacağız ve bu kırılımlar bir önceki düşüşte düşüş sinyali veren kalemler, örneğin işte konut tarafında konut satışları, yeni arz geldiğinde, yeni konut başlangıçlarında artış vardı. Konut fiyatları orada ciddi anlamda artmaya başlamıştı. Arzın artıyor olması fiyatların biraz daha aşağıya çekilecek olması demek. Diğer yandan işte veride baktığımızda bazı sektörlerde ücret artışları bir döngüye mi giriyor? Hani çünkü pandemide en çok etkilenen hizmet sektöründe özellikle ücret artışları rekor kırıyordu. Talep o tarafa kayıyordu istihdam tarafında. Şu anda istihdam tarafında bir problem yok ama ücret artışlarında yaratmış olduğu bir enflasyon var. Haliyle bu kırılımlara bakıyor olacağız veri geldiğinde.
Peki Tuğba, diğer taraftan bu veri ışığında ABD 10 yıllıklarını nasıl okumak lazım? Şimdi şöyle bir senaryo var. Tahvil faizleri yukarı gittikçe özellikle Nasdaq üzerinde baskı yaratıyor. Teknoloji hisselerinde, büyüme hisseleri üzerinde. Şimdi teknoloji tarafında baskı yaratınca da otomatik olarak bunu kripto paralarla ilişkilendirebiliyoruz. Belki direkt olarak ABD 10 yıllıkların yukarı gitmesi kripto paralar üzerinde evet baskı yaratacak diye doğrudan bir ilişki kuramasak da dolaylı olarak yani tahvil faizi artı Nasdaq işte artı kripto para gibi birbiriyle entegre çalışan bir sistem var. %3'ün üzerinde seyrediyor çünkü ABD 10 yıllıkların getirisi. O yüzden burada yukarı daha bir marş kaldı mı sence? Ne dersin? Kripto paralar için kritik çünkü. Evet hani yukarıya gidebilecek hala alanı olduğunu düşünüyorum tahvil faizlerinin. Faizlere gittiğinde getiriler düşüyor. Bu da riskli varlıklardan çıkışı paranın daha güvenli limanlara akışını hızlandırıyor. Burada şimdi dünyadaki senaryoya baktığımızda dün işte Avrupa Merkez Bankası'nın verileri açıklandı. Projeksiyonu yeniden güncellediler. Onlar da özellikle enflasyon tarafında ciddi bir güncelleme yaptılar. %6.5'ti sanırım yanlış hatırlamıyorsam 5.8'den 6.5'a yükseltmişlerdi. Şimdi büyüme tarafında bir problem görmüyorlar ama enflasyonda yükselişin devamını bekliyorlar. Şimdi bugünkü veri şu açıdan önemli olacak. Son verilere baktığımızda evet bir geri çekilme bir düzeltme görmüştük enflasyonda ama veri eğer beklentilerin üzerinde gelirse burada o risk algısı artacaktır. Çünkü hep şundan bahsediyoruz. Fed'in politikaları yani faiz artırma işte ya da Haziran ayında başladığı parasal sıkılaşma dönemi sadece talep enflasyon tarafında üzerinde olacak. Ama çekirdek enflasyonun içinde baktığımız bu diğer kalemler biz aslında maliyet enflasyonunun devam edip etmediğini gösteren sinyaller olacak. O yüzden de eğer maliyet enflasyonunun artmaya devam ettiği bir noktada talep enflasyonu bir yerde sınırlı olarak baskılanıyor olsa bile piyasa onu çok olumlu okumayacaktır. Çünkü piyasanın şu anda korktuğu talep değil maliyet enflasyonu. Onda dönüp gelecek mi gelmeyecek mi? Böyle bir ortamda da şu ikileme düşecek piyasa. FED agresifleşebilecek mi? Çünkü burada agresifleşmesi ekonomik daralma yani resesyon yaraltma ihtimalini tetikleyecek. Bu da piyasada satışlara yeniden yol açacaktır. Tahvil faizlerinin yükselmesine yol açacaktır. Hal böyle olunca da işte bugünkü veride o manşet tarafındaki özellikle maliyet kaynaklı. Ama şöyle bir şey var tabii. Örneğin işte taşımacılık tarafında da ciddi maliyetlerin arttığını görmüştük. Orada bir geri çekilme var. Hani bizim görmek istediğimiz zaten talep tarafı değil de talep tarafını zaten FED bir şekilde çözer. Maliyet tarafındaki sıkıntıların ortadan kalkıyor olması. Bunun kalktığı ortamda riskli varlıkları olan talep artacaktır. Peki burada aslında şunu da sormak istiyorum Osman Tuğba. Riskli varlıklar içerisine kripto para dahil edecek olursak yani şu an kripto para yatırımcısı ne yapmalı? Eğer burada talep artacak olursa daha çok major kriptolarda mı olmalı? Yani portföyü nasıl konumlandırmalı? Zor bir süreçten geçiyoruz. Ayı piyasasındayız bunu biliyoruz. Doğru. Ayı piyasasında pozisyon yönetmek zaman maliyeti açısından da zordur. Burada zaman maliyeti elinizde pozisyon varsa zaman maliyetine de katlanmak zorunda kalırsınız çünkü. O yüzden işin içine biri de zaman maliyetini koyacak olursak ne yapmalı? Nasıl pozisyonlanmalı sence? Şimdi burada zaten hani kazançtan ziyade eğer ben bu masada olmaya devam edeceğim diyorsan kaybı minimize etmenin yolunu aramak gerekiyor. Biz zaten model portföyü de bu yüzden çıkarttık. Model portföy full anlamda piyasa ne olursa olsun getiri vaat eden bir ürün değildir aslında. Piyasa düşerken piyasadaki ortalama düşüşün daha altında bir düşüşü yani kaybı minimize etmeyi amaçlayan aynı zamanda getiriyi maksimize ederken kaybı da minimize etmeyi amaçlayan bir üründür. O yüzden de şimdi baktığımızda bu hafta içerisinde Ethereum'un merge öncesi test yapıldı. Test başarılı oldu. Mesela bu önemli bir haber akışıydı ama fiyatlamada. İşte Litecoin ile ilgili haber geldi. Orada da mesela bir güncelleme yapıldı. Gizliliği artıran kullanıcıların işte kimliğini ve hareketliğini gizleyen bir geliştirme vardı. Bu hareket sonrası bu arada Kore'nin en büyük 5 borsası delist etti Litecoin'i. Burada mesela fiyatlar 60-61'den 58'lere kadar düştü. Çok fiyat hareketi oldu denilemez. İşte Link'te bir haber vardı Link'in stake edilmesiyle ilgili. Bunun da hani mesela fiyat artışına yatay bir piyasada %25 fiyat artışına neden oldu. Şimdi bu kendi projesi ve kendi özeli bazlı bir haber akışıydı. Pozitif ayrışabildi. Şimdi bu kadar çok ürünün olduğu bir piyasada pozitif ayrışacak olanları seçmek de çok zor. O yüzden de tabii ki projeleri incelendikten sonra makro gelişmeler zaten etkili şu anda. Para politikası ile ilgili gelişmeler etkili ama
projeleri bir nasıl işte hisse senedi yatırım yaparken, ülke riskine bir taraftan bakarken, ülkenin makro gelişmelerine bakarken, şirketlerin kendi temel rasyolarına da bakıyoruz. Burada da makro gelişmelere bakarken projelerin kendi dinamiklerine ve ne vaat ediyor, ne getirecek, diğerlerinden nasıl ayrışıyor bunlara bakıp sepet oluşturmak gerekiyor. Aslında günün sonunda her şey hani piyasa iyi giderken de kötü giderken de her şey portföy sepeti oluşturmaya çıkıyor. Bu riski ne yapıyor? Tek bir ürüne yüklemektense riskin dağıtılmasına yol açıyor. Peki bu sepette sizde kaç tane kripto para var? Yani bunun bir alt ve üst sınırı var mı? Yoksa bu biraz daha portföyün büyüklüğüne mi bağlı yatırımcılar için? Bu şöyle, biz bunu şu şekilde yaptık model portföy genelinde bahsedecek olursam. Bizdeki kendi kriptolarımızı bir piyasa gibi düşündük ve bunu piyasadaki piyasa market cap'e göre oranladık. Yani bizimki de piyasanın genelini yansıtan bir portföymüş gibi ve buna göre bir ağırlıklandırma yaptık. Şimdi o ağırlıklandırmada ortalama 6-7 coin'i geçmiyor. Kısıtları var çünkü. İşte örneğin şey diyor, Bitcoin'in ağırlığı %10'u geçemez. Ya minimum %10 olmak zorunda. Ethereum'unki %30 olmak zorunda. Ya da işte diğer altcoin'lere dağıttığın ürünlerin ağırlıkları %20'nin üstüne çıkamaz. Orada bile hani tek bir kriptoya atamasın diye, çünkü Sharpe rasyosu işte getiriyi maksimize ederken riski de minimize etmeye çalışıyor. Standart sapma üzerinden hesaplanıyor. Bunu yaparken de yine de standart sapmasına da bakarak tek bir ürüne ağırlığı fazla vermesin diye, bu evet o ürün verdiği ürün çok getiriyor olabilir, burada getiriyi minimize eder belki, ama tam tersi durumda da kaybı da, yani götürüyü de minimize ediyor. Bu anlamda %20'nin üzerine çıkamıyor. Modern portföyü biz her hafta çalıştırıyor. Her hafta çalıştırdığımızda da ortalama 7 ürün civarı bir şey oluyor. Ama bunun hani bir şey, sadece içindeki kısıtlardan dolayı bunun üzerine çok fazla çıkamıyor. Ama hani alt sınır, üst sınır gibi bir şeyimiz yok. Peki Birleşmiş Milletler'in son raporunu da okumuşsundur. Buna paralel bir şekilde Goldman CEO'sundan da aynı rapora yakın bir açıklama gelmişti. Biri diyor finansal piyasalarda kasırga çıkabilir. Öbürü diyor görülmemiş bir kriz yaşanacak. Şimdi ardı ardına bu haberler gelince hakikaten yatırımcıları da demoralize ediyor. Hem böyle bir şey bekliyor musun? Bunu aslında Goldman açıklaması sonrasında konuşmuştuk. Fakat burada ben kripto paralar nerede konumlanacak onu merak ediyorum. Yani bir taraf evet kripto paralar riskli varlık olarak çünkü konumlandırırken, diğer tarafta aslında böyle durumlarda hece maçlı da kullanılabilir diye de tanımlıyor. O yüzden bir son 1,5 dakikamız var ama bu konuya da değinmeden geçmeyelim istersen. Bunu en son konuştuğumuzda aslında şu yorum yapmıştım. Zaten o hani onların kasırga dediği ortamın içindeyiz zaten şu anda. Hani yılbaşından bu yana getirilere baktığımızda işte Nasdaq'da, S&P Dow Jones'a baktığımızda da %20'den fazla bir kayıp var. Bir ayı piyasasındayız. Bunu biliyoruz zaten. İşte Bitcoin tarafına baktığımızda geçtiğimiz hafta örneğin %33'lerdeydi. Bugün itibariyle yüzde kaça geldi bilmiyorum ama aynı seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü yatay bant hareketi yapıyor şu anda. Yukarıda 32 binleri çok fazla geçemiyor. Aşağıda 28.500'ler bir süredir ciddi bir şekilde çalışıyor. O piyasanın içerisindeyiz ama bu ne zaman olur? Fed'in daha, ben beklemiyorum bu arada, hani Fed'in daha da işte 50 bas puan olmak üzere faiz artışı yapacak. Ortalamada işte 2.85'ler bekleniyor faizlerin gelebileceği seviye olarak. Bunu evet başındayız ama aslında bu kasırganın da şu an içerisindeyiz diye düşünüyorum. O yüzden de satışların olumlu gelecek haber akışlarına ihtiyacımız var. Kriptoları da biraz daha kendisi özelinde, kendi dinamiği özelinde yukarıya taşıyacak haber akışlarına ihtiyacımız var. Burada biz hep şundan bahsetmiştik. Kurumsalların talepleri, ama kurumsallar da sonuçta yatırımcının her hangi piyasada işlem yapıyor olsun nihai amacı getiri elde etmektir. Böyle bir ortamda getiri daha güvenli varlıklarda daha yüksek bir getiri vaat ediyorsa oraya akıyor. Şu an ben de hedging amaçlı çalışabileceğini düşünen taraftayım. Arzının sınırlı olması kaynaklı. Ama şu an çalışıyor mu, hani hedging amaçlı çalışıyor mu diye soruyorsan şu an çalıştığını düşünmüyorum. Tuğba çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun kıymetli bilgiler için. Ben o zaman şimdi herkese güzel bir hafta sonu dileyelim. Sonrasında önümüzdeki hafta tekrardan EkoTürk ekranlarında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.